Değerli misafirlerimiz, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün gene hep birlikte İzmirli sanatseverler olarak Türk resminin duayenlerinden Devrim Erbil'in resim sergisini açmak için buradayız. Ben bize bu katkıları sağladığı için, her zaman böyle davetimizi geri çevirmeyip şeref verdiği için Devrim Hoca'ya çok çok teşekkür ediyorum. Sergide yaşadığım kentlerle karşılaşacağız. Çünkü yaşadığım kent derken bir kenti hissetmeden onu resmetmek mümkün değil. Ya yani benim açımdan öyle. Hatta bana birçok ünlü kentlerin resimlerini yapmamı istendi. Ama ben ya yani bir kentin resmini yapmıyorum. Onunla ilgili anılarımı, coşkularımı, heyecanlarımı bir bellek olarak resme geçiriyorum. O nedenle bu kentler, İstanbul başta olmak üzere ya da çocukluğumun geçtiği Balıkesir, sonra şimdi yazlarımın geçtiği Bodrum ve bütün birçok sanat etkinliğinde içinde bulunduğum, sergiler açtığım İzmir benim için çok önemliydi. İzmir için özel resimler yaptım. Bu diğer kentlerden bir de Bursa, yani orada da epey yıl Gemlik'te birlikte ailece, kardeşlerimle hep beraberdik. O yüzden Bursa da girdi. Bu kentlerin sadece bir kent resmi değil bunlar. Bir kentle ilgili anılar, bellek oluşturan anılar, heyecanlar hepsi bunda gizli. Özellikle de son 2 yıldır yeni bir bakış açısı getirdim resimlerime. O bakış açısı ikili bakış diye adlandırdığım bir açı. Bu sadece bir görüntünün değil, üst üste binen anılar gibi ya da bir anda birçok şeyi düşünmek gibi değişik görüntülerin üst üste gelmesiyle yeni bir estetik haz, yeni bir estetik olgu ya da bir düşünme boyutu kazandıran çalışmalar benim açımda. Onları Kontemporary'de İstanbul'da sergilemiştim. Buraya ilk defa sergileyeceğim birçok resim getirdim. Mesela Bursa Yeşil Cami'den resimler var, İzmir'den resimler var ve çok heyecanla büyük bir İstanbul resmi var. Marküteri tekniğiyle yaptığım ya da tapestri olarak, kilim olarak yaptığım bazı işlerden de ya da özgün baskılar getirdim. Ve ayrıca geçen ay İstanbul'da Gama Galeri'de sergilediğim sanal devrimin burada da İzmirli seyircilere onu sunacağız. Orada da yepyeni bir boyut, sanal gerçekliğin bir boyutlarını, yeni boyutlarına ulaşma, yeni boyutları zorlama gibi bir özelliği var. Çünkü orada senaryoyu, kurguyu siz yapıyorsunuz, resmin içine giriyor ve istediğiniz gibi dolaşıyorsunuz. Bunu istiyorum ki merak etsinler, İzmirliler gelsinler, bir sanal gerçekliğin yeni boyutlarını görsünler ve desinler ki hoca hala genç, hala yeni şeyler yapıyor, çağın dışında kalmıyor.